asınları! İbrahim. İbrahim'i ben büyüttüm. Azer, gel sen de bize katıl. Allah tövbe edeni sever. Ona benim İbrahim'in amcası olduğumu ve onu benim büyüttüğümü söyle. Beni bağışlamasını söyle. Ne gel olur bize katıl. Bağışlasın. Seni ben büyüttüm değil mi? Ha? Beni bağışlamasını söyle. Git ve beni bağışlamasını söyle. Babil hükümdarının sonu geldi işte. Babil parçalanıyor. Şu koca hükümdar Nemrut'un haline bak. Küçücük bir sinekle değişiyor. Tanrısı Nemrut artık yok. Yeni bir tanrı bulmam gerek. Babam ve ben senin peygamberliğini kabul ediyoruz. Buraya gelmeye utandı, beni gönderdi. Beni çok mutlu etti.
Utanıyorum ama yine de söyleyeceğim. Çünkü çok önemli. Sence ben Sari'ye koca olmaya layık mıyım? Hayatımın kalan kısmında benimle olmasını istiyorum. Ona layık mıyım? Evet, layıksın. Putlar ülkesini terk edip Allah'ıma doğru gideceğim. Çünkü o en güçlü ve en akıllı yol gösterecek. İbrahim önce Kenan ülkesine, daha sonra da Mısır'a gitti. Mısır firavunu Sare'nin emrine Hacer adında bir hizmetçi verdi. İbrahim Hebron'a gelip hayatlarını devam etmek için bir ev ve bir çiftlik kurmaya karar verdiğinde Hacer yine Sare'nin yanındaydı. Hizmetçiliğini yapıyordu. Selam Sare. İbrahim, sence burada eksik olan ne? Hiçbir şey. Sesini duymuyor musun? Ne sesi? Bir bebek ağlıyor. Yapma. Bir bebek mi ağlıyor? Bebeğe gerek yok. Ben seni bir bebek sesi olmadan da seviyorum Sare. Peygamberlerin nesli uluslara mal olur. Benim çocuğum olmayacak. Hiç olmayacak. İbrahim'in nesli benden olmayacak. Sana hizmetçim Hacer'i veriyorum. İbrahim'in soyunun devamı her şeyden daha önemli. Neslinin devam edebilmesi için çocuk sahibi olmak bir peygamberin en tabii hakkıdır. İkimizin arasında büyük bir sevgi var. Seni çok seviyorum İbrahim. Benden bunu isteme. İstiyorum. Hmm.
Cebrail büyük ulusların benim neslimden olacağı müjdesini getirdiğinde şaşırmıştım. Ama bunu şimdi anladım. Bu Allah'ın bir vaadiydi. Gidip Hacer'le konuşacağım. Dün gece bir rüya gördüm. Bir grup şehvet düşkünü adam az içinde günah işliyordu. Karanlık topraklarda karanlık adamlar. Çok basit. Yüce Rabbim sana kutsal bir görev vermiş. Seni Sodom'daki o günahkar insanların yanına gidip bu davranışlarına son vermelerini sağlamakla görevlendiriyor. Bu bir vahiy Lut. Ben Lut. Günahkar insanları doğru yola getirmek için görevlendirildim. Yolun açık olsun. Ve böylece Lut da daha önce peygamberlik mertebesine erişen amcası gibi peygamberliğe erişti. Hacer'le konuştum. Ne oldu? Nemrut'un yaktırdığı ateş
Allah'ın lütfuyla bir bahçeye dönüştüğü zaman ondan peygamberliğin nişanı olarak bir oğul istemiştim. Bu bana vereceği en değerli armağan olacaktı. Bu öyle oğul ki onun neslini sürdürecekler Allah'ın en sadık kulları olacak. İsmail. Son peygamberin büyük büyük babası. Ahmet'in. O benim testim mi? Evet öyle. Sana su doldurmak istemiştim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Kendi işimi kendim görürüm. Hizmetçi falan da istemiyorum, anlıyor musun? Ayrıca sen hizmetçi değilsin. Peygamberin karısısın. Peygamberin karısı. Sevgim seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Söylesene. Benim sevgimden vaz mı geçtin? Hayal kırıklığı şeytanın teslimiyetine bahane bulma numarasıdır. Sevgi benim varoluşumun, peygamberliğimin en birinci nedenidir Sare. Sare, kıskançlık ateşi Nemrut'un ateşinden 100 kat daha kötüdür. Onu bir bahçeye çevir. Gönder onları buradan. Hacer benim karım. İsmail de oğlum. Hayır, hayır Sare. Böyle bir şey yapamam. Yüce Rabbim, uğursuz iblis, iki yüzlülüğün en alasını yaptırabilecek güce sahip. Onu benden uzaklaştır. Allah'ın habercisi İbrahim, yarından tezi yok, karın Hacer'i ve oğlun İsmail'i Kudüs'ten alıp başka bir ülkeye götüreceksin. Bu ülke kutsal topraklarımız Hicaz. Allah orada onların her türlü kötülükten uzak, emniyet içinde yaşamalarını sağlayacak. Thank you.
Vedalaşma zamanı geldi. Siz burada kalacaksınız. Ben Hebron'a döneceğim. Allah'ın buyruğu be. Allah'ın habercisi. Bunun için biz ne günah işledik? Buraya Safa derler. Bu tepede Merve. Cebrail bunu bana vahide söylemişti. Bu çölde ölüp gideceğiz. Hiç olmazsa oğlunu aç. Allah'ın habercisi. Bunu nasıl yaparsın? Burası çok sıcak ve çok ıssız. Yüce Allah'ım, burayı emniyetli bir yer yap. Ailemi senin kutsal evine yakın bu ıssız topraklarda yapayalnız bırakıyorum. Yüce Allah'ım, yalvarırım. İnsanlar onlara iyi davransın ve onlara çeşitli meyveler sunarak aç kalmalarını önle. Her zaman onların yanında ol. Onları koru. İbrahim. 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 Buradayım. İşte buradayım. Seni hissediyorum. Çok yakınsın. Her zamankinden yakınsın. O ilahi şefkatini hissediyorum. O ilahi sıcaklığını. İsmail. Oğlum. Onu çok özlüyorum. İsmail. Benim için hayatım kadar değerli. Ne kadar büyüdü kim bilir. Allah yeniden Hicaz'a gitmeni buyuruyor. Hemen Hicaz'a doğru yola çık. Ve oraya vardığında oğlun İsmail'i kurban etmeye hazırlan. Hayır. Bunu nasıl yaparım? Hayır. Bu zavallı kulundan putları için yeni doğmuş bebeklerini ateşe atan Kenanlılar gibi biricik oğlunu kurban etmesini mi istiyorsun? Bunu bir baba oğluna nasıl yapar, ona nasıl kıyar? Eğer herkes kendi çocuğunu öldürürse...
dünyada yeni nesiller nasıl var olacak? Hayır! Bunu nasıl yaparım? Gitmeliyim Sare. Bir buyruk aldım. Deve kapının önünde hazır efendim. Orada bekleyeceğim. Ey iki dünyanın da hakimi Rabbim. Ben ne büyük bir günah işledim ki. Beni bu şekilde cezalandırıyorsun. Senin bu sadık kulun sana hizmet etmekten başka ne yaptı ki? Ona bu kadar korkunç bir ceza veriyorsun. Bu zavallı kuluna hiç mi acımıyorsun? Ne oldu İbrahim? Hatırlarsan kendime yeni bir Allah arıyordum. O ki ne istersen bana verecek kadar cömert bir Allah olacaktı. Yeni bir Allah'tan güç alıp onun peşinden gitmek heyhat. Herkesten, her şeyden üstün olanını bulamayacağımı fark ettim. Peki ya sen? Kusursuz dediğin Allah'ına ne oldu? O Allah'ın buyruğuyla oğlun İsmail'in boğazını kesip zavallı annesinin intizarıyla yaşayabilecek misin? Yıllarca hasretiyle yanıp tutuştuğun oğlunun kanını dökmeye o zalim kalbin nasıl dayanacak? Heyhat! Hoş geldiniz. Burası neresi? Jorhom kabilesi. Seyyah mı yoksa avare misiniz? Seyyahım.
Anne, bir misafirimiz var. İbrahim. Hacer. İşte bu oğlun İsmail. İsmail'im koca adam olmuş. Joram kabilesi onunla gurur duyuyor. Sana ve İsmail'e nasıl davranıyorlar? Onlar kadar iyisini görmedim. Bizi kendilerinden biri gibi kabul ettiler. Onlar da bir tek Allah'a inanıyorlar. Hacer, ikinizi çölde yapayalnız bıraktığımda neler olduğunu bilmiyorsam da çok zor günler geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Sizi orada yapayalnız Allah'a bırakırken Allah'ın merhametine inanıyordum. Çünkü sizin yolculuğunuz kutsal bir emirdi. Bana çok kızgın mısın? O zor günlerin üzerinden yıllar geçti. Ama hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım da. Hicaz'ın o çorak ve sıcak çölünde, kızgın güneşin altında, aç susuz bir kadın ve aç susuz bir çocuk. Oh, my God.
Şu an içtiğin su işte o zemzem suyu. Yarın Cenab-ı Allah için kurban günü İsmail. Kurban etmek için sürüdeki en iyi koyunu hazırlayacağım. Benim kurbanım hazır Mina Dağı'nda. Onu kurban edeceğim. Şimdi annenle vedalaş oğlum. Birlikte yolculuğa çıkacağız. İsmail. Baba, peygamberlerin rüyaları hakkında ne biliyorsun? Gerçek rüyalar. Hem uyuyorken hem de uyanıkken vahiy meleği bana Cenab-ı Allah'ın buyruğunu getirdi. Allah için bir can kurban etmek. Allah seni kurban etmemi buyurdu. Bu vahiy için bir şey diyecek misin İsmail? Allah'ın da yardımıyla sesimi hiç çıkarmayacağım. Baba, sana her ne emredildiyse aynen yap. Baba, ipi çok sıkı bağla ki kolay öleyim. Keskin bir bıçak darbesi ve kolay ölüm. Anneme selamlarımı ilet. Benim için hiç üzülmesin. Bu kutsal görevi seve seve yaptığım söyle. Gururdur. Allah'ın habercisisin çünkü. Yüce Allah'ım yaptığından memnuniyet duyacak. Diyorsun peygamber, bir halefin yokken kesik başlı bir çocuğun sana ne yararı olacak? Bu
Defol! Biricik oğlunu bu kutsal topraklarda kurban mı edeceksin? Kederden öleceksin İbrahim. Jorhom kabilesi de onun kanını yerde bırakmaz. Kendi oğlunu öldürmenin laneti asla peşini bırakmayacak ey peygamber. Defol! Defol! Yanında olmam gereken yıllarda maalesef yanında olamadım. Bu mukaddes varlığın düğmesini göremedim. Ve şimdi seni kendi ellerimle kurban edeceğim. Bu Allah'ın buyruğu. Allah'ın buyruğunu yerine getirmekte hiçbir zaman tereddüt etmem. Anlıyor musun? Sana sırtımı dönüp yere çökeceğim. Böylece yüzümdeki bakış bu önemli görevi yapmanı engellemeyecek. Hadi gidelim baba. Yüce Allah'ım, İsmail'im sana geliyor. O senindir Allah'ım. Buyruğunu yerine getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim, İsmail'i bırak. Oğlun İsmail sana geri bahşedildi. Bu zor sınavı geçtiğin için kendinle gurur duy. Allah'a olan bağlılığını bir kez daha ispat etmiş oldun. Ve Allah bu bağlılığına karşılık seni mükafatlandırıyor.
Allah sadık kullarını hiçbir zaman cezalandırmaz. Bu çok belli ki bir sadakat sınavıydı. Şimdi Yüce Allah'ın sana verdiği armağanı kabul et. O İsmail'in yerine bu kurbanı kabul ediyor. Ve bundan böyle İsmail'in adı da sonsuza dek nesillerinin arasında yer alacak. İbrahim Hebron'a geri döndü. Aradan yıllar geçti ve Sare'den ikinci bir oğlu İshak doğdu. Ve Allah İbrahim'e son kutsal görevini tamamlaması için Allah'ın evi Kabe'yi inşa etmesini buyurdu. Halefim olacaksın ve peygamberliğe erişeceksin. Sen peygamberlik halkasının en değerlisi Ahmet'in neslindensin. Onun erdemleri nesilden nesile taşınarak devam edecek. Baba, böyle bir bina inşa edebilecek miyiz? Bu Allah'a olan sevgin ya da dünyaya bağlılığınla ilgili. Benim için Allah sevgisiyle dur. Allah sevgisiyle dur. Allah ruhlarımıza bu gücü vermiş ve bedenlerimizde hiç korkun olmasın, ruhlarımızın dediğine uyacaktır. Allah sevgisiyle dolu iki ruh. Ey Yüce Allah'ım, sana iman ediyorum Allah'ım. Kainatın tek yaratıcısı Allah'ın evi Kabe, Allah'ın en büyük yardımcısı İbrahim ve Allah'a kurban edilecek İsmail tarafından inşa edildi. Hayatını tek bir Allah'a adayan İbrahim'e selam olsun. Allah'ın evini inşa eden İbrahim'e selam olsun. Lut'a selam olsun. İsmail'e ve İsa'ya selam olsun. Hacer ve Sare'ye selam olsun. Ve İbrahim'in telkinleriyle kutsal haç vazifesini yerine getiren bütün müminlere selam olsun. İbrahim Allah'ın gerçek yardımcılarından biri olarak bilinir. İbrahim Suhuf'ta ikinci baş peygamberdir. Hatırasına sonsuza dek şükredilecektir.
النعمة لك والملك لا شريك لك لا